Obezite nedir? Obezite neden son yıllarda bu kadar arttı? Obezite ameliyatından sonra tekrar kilo alınır mı? Genel cerrahi uzmanı doçent doktor Samet Yardımcı az sonra Songül'le biz dizede. Yardımcı genel cerrahi uzmanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ne iyi ettiniz geldiniz. Bugün çok keyifli gidiyoruz. Hem spor yaptık hem bak hayallerimizi gerçekleştirmek adına neler yaptık. Ankaralı Coşkun var. İnanılmaz coşturdu bizi. Çok keyif aldık. Ben sonra da yanımızda olacak. Buyurun hocam alayım sizi yerinize. Teşekkür ederim. Bugün obeziteyi konuşacağız. Bak spor, obezite, yediğimiz içtiğimiz. Bak dikkat. Sağlığımız için her şeyi yapacağız. Bugün her şeyi dinleyeceğiz. Hocam obezite nedir? Yani yemekle alakalı mıdır aslında? Yoksa bir genetikliği var mıdır? Yani obezite aslında temel anlamda vücuttaki yağ dokusunun fazla olması. Ama biz bunu kime göre fazla, kime göre az bir standarda oturtabilmek adına bir işte vücut kitle indeksi geliştirmiş durumdayız. Yani boya göre kiloyu orantılıyoruz. Bu vücut kitle indeksinin işte 40'ın üzerinde olmasını ölümcül obezite olarak, hani morbid obezite olarak 30'un üzerinde olmasını da obezite olarak sınıflandırıyoruz. Tabii ki genetik temeli var. Yani iki açıdan hem annemizden babamızdan genleri alıyoruz hem de yeme alışkanlığını ve az önce gördüğümüz spor yapma alışkanlıklarını da ailemizden öğreniyoruz. Dolayısıyla çok geç. Yani çocukluk yaşında aslında bunun temelleri atılıyor diyebiliriz. Hocam bizim en büyük hatamız şu mudur acaba? Hani çocukluk zamandan temeli atılıyor da biz daha çok böyle ya çocuğum yemedi bugün sağlıksız oldu. Bir ye oğlum ye verirsin büyüdüğün zaman aslında bir sıkıntı yok. O bir 15-16 yaşlarda ergenlikten çıkarken o zayıflama olayı olacak gibi bir hani anne yedir evladı iyi bakıyor. Evet ya ben de tabii babayım benim de kızıma yani maşallah. Doyduktan sonra yedirmeye çalışmak aslında bir hata. Evet. Hepimiz bu hataya düşebiliyoruz zaman zaman. Hani bize doymamış gibi geliyor, çok az yemiş gibi geliyor. Aslında hem fazla yedirmeye çalışmak hata, bir de onları aslında çok mutlu ediyor. İşte bu çikolata, şeker gibi aslında abur cuburlar. Fast foodlar çoğaldıkça. Evet, fast foodlar. Bunların tamamı aslında ona bir fayda sağlamıyor, zarar veriyor. Onu da belki onunla da yüzleşmek lazım. Ne yapacağız hocam? Mesela çocuk diyor ki haftanın bir günü, iki günü hamburger yiyeceğim diyor. Bunu evde mesela ben oğluma diyorum ki evde yapabilirim. Çok bunu, doğru, çok düzgün yani bir yaklaşım. En azından ne koyduğumuzu, en azından ne içinde yiyeceğim. Ne olduğunu bildiğimiz şeyleri yedirmek çok daha akıllıca, çok daha mantıklı bir davranış. Bunu kandırarak yapmak gerekiyor değil mi hocam? Tabii tabii, yani çocuğu zapt etmek gerçekten çok kolay değil, kabul ediyorum. Ama mücadeleyi bırakmak da bir yöntem değil yani. Onların sağlıklı olması adına her zaman sağlıklı şeylerle beslenmesini sağlamakla mükellefiz. Sadece obezite için de değil, şeker hastalığı, yüksek tansiyon gibi birçok hani ileriki yaşlardaki hastalığından aslında çocukluk çağındaki hani beslenme alışkanlığı onu koruyabilir. Peki hocam işte obezite var, çok fazla kilo, rejim fayda etmiyor, çok su içiyorum olmuyor, yürüyüş yapıyorum olmuyor, ameliyat. Niye bu şeyler işe yaramıyor artık? Direkt ameliyat yani mide küçültme, yani mide tabii, balon. Şimdi direkt ameliyat tabii ki yapmıyoruz aslında. Siz çok güzel ifade ettiniz yani. Ameliyat dışı yöntemlerin tamamının tükendiği noktada yani karşımızda bir obezite hastası var ki bu artık hastalık, bunu net olarak kabul etmek onun gerekiyor. Onun bir de kilosu var değil mi? Bir kilo şey i̇şte var. Boya göre olarak, işte hani hesaplanan kilo, yani şöyle söyleyebilirim işte 71-70 boyundaki bir insanın hani 105-106 kiloyu geçmesi artık tehlikeli obezite sınırı diyebiliriz. Hani örnek olarak boya göre değişiyor işte bu. Bu noktada diğer yöntemlerin tükendiği anda ameliyat tabii ki modern çağımızın en etkili tedavi yöntemi olarak ortaya çıkıyor. Çünkü obezite kesinlikle çok tehlikeli ve ölümcül bir hastalık aslında. Yani obezitenin tek başına insan ömrünü kısalttığı çok net olarak biliniyor. Ameliyatsız yöntemlerle de çözemiyoruz. Hani çözemediğimiz hastalarda tabii ki ameliyatla çok başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Hani o günümüzde baktığımız çok ciddi hastalıklar var ya, onlardan biri gibi oluyor zaten o da. O kilo insanı başka hastalıklarda getirdiği için öldürüyor. Peki ameliyat olduktan sonra ne kadar zamanda hayata, yani normal hayatımıza geri dönüyoruz? Evet. Çünkü orada bir artık az yeme olanağı var. Tabii tabii. Şimdi şöyle ameliyat işte laparoskopi dediğimiz böyle küçük deliklerden girerken bir kesi olmadan yapılıyor. Yani çok ufak ufak kesilerden yapılıyor. Dolayısıyla hastanın iyileşme süreci çok kolay aslında. Ameliyatın dördüncü saatinde biz
hadi ayağa kalk yürümeye başla diyoruz zaten. Hastanede yatma süresi işte 3 gün ile sınırlandırılabilir. Her şey yolunda gittiği süre zarfında. Masa başı iş yapanlar bir haftada direkt işlerine dönüyorlar zaten. Hani biraz daha ayakta durması, işte yük taşıması gerekenler de işte 10 gün, 12 gün daha gibi. Hani evet, biraz daha geç dönemlerde işlerine dönmeye çalışıyoruz. Aslında az yemek hiçbir şekilde bu ameliyatlardan sonra problem yaratmıyor. Çünkü bu ameliyatlarda ana mekanizma iştahı kesmek üzerine kurulu. Yani o kadar az yemeği ameliyat olmamış birine verseniz herhalde halsizlikten yataktan kalkamaz. Onu düşündüm ben. Aynı şey gene oluyor mu acaba dedim. Kesinlikle olmuyor. Olmuyor. Hastalar zaten ben acıkmıyorum diyorlar. Çünkü dediğimiz gibi hani bu ameliyat iştahı kesme üzerine de kurulu. Yani bu ameliyatlar silsilesi diyeyim yani birkaç çeşit var çünkü. Dolayısıyla o kilo vermenin veya diyet yapmanın olumsuz etkilerini de yaşamıyorlar. İşte neşesizlik, mutsuzluk, hani diyet yaparken hep böyle bir açlık hissi, hep böyle bir halsizlik. Bence tam tersi. Onları da yaşamıyor. Çünkü çok daha artık neşeli oluyorlar. Evet. Ve mutlu olacaklar. Efendim bir telefonumuz varmış. İzninizle alalım. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Alo. Alo. Buyurun Beyaz TV ekranlarına hoş geldiniz. Alo. Efendim duyuyoruz biz sizi. Akgül Hanım. Evet. İstanbul'dan. Buyurun. Hocamız yanımızda Samet. Hocamız. Songül Hanım ben çok şişmanım. Şeker hastasıyım. Tansiyon hastasıyım. Ameliyat dediler. Ben çocuklar korkuttu. Ameliyat olamadım. Bir türlü ayağa kalkamıyorum. Ne yapmam gerekiyor? Doktor Bey bunu sormak istiyorum. Öncelikle kilonuzu öğrenelim. Kilonuz. Kilonuzu ve boyunuzu. 118 kiloyum. 1.56 boyundayım. Evet. Şimdi burada tabii morbid obezite dediğimiz sınırdayız ve ameliyat gerekliliği mutlaka ki var. Hele ki şeker hastalığı da varken ameliyatsız yöntemlerle kilo vermesi pek mümkün görünmüyor hastamızın. Hareket kısıtlılığı da var. Hani ayağa kalkamadığını ifade etti ki böyle çok hastamız oldu. Ameliyatla beraber tabii korkulan nokta hani yakınlarınızın istememesi, ameliyatın tehlikeli olduğu yönündeki bazı söylentiler diyeceğim. Çünkü bilimsel verilere baktığımızda bu ameliyatın aslında zannedildiği kadar tehlikeli bir şey olmadığını çok net biliyoruz. Hayatını kaybetme tehlikesi hiç mi yok? Hayır, hiç yok değil ama bir bademcik ameliyatı, bir safra kesici ameliyatı kadar yani bunun tehlikesi. Yani o kadar lanse edildiği kadar tehlikeli değil. Artı şunu da söylemek zorundayım. Siz zaten farkındasınız ama hani bu ameliyata karşı çıkan yakınlarınıza mevcut olduğunuz durum ameliyattan daha tehlikeli. Yani bu kilo ve hani şeker hastalığının hayatınıza kastetme ihtimali kesinlikle ameliyattan daha fazla. Dolayısıyla bu noktada sizin en ideal tedavi yönteminizin ameliyat olduğunu net olarak buradan bile söyleyebiliriz. Hangi tip ameliyat yapılacak? Tabii o çeşitli muayene ve incelemelerden sonra belli edilecek bir şeydir. Akgül Hanım. Efendim. Korkuyor muyuz ameliyattan? Ben korkmuyorum da çocuklarım korkuyor. Songül Hanım. Çocuklar korkuyor. Hocam benim de bir arkadaşım var. Onda da şeker ve tansiyon var. Onun da çocukları hani masada kalabilirsin. Çünkü şekerin var, tansiyonun var diye korkular hakikaten son zamanlarda konuşulan bir durum. Bu işte eski zamanlardan gelen aslında bir korku. Çünkü bizim aslında burada tedavi ettiğimiz şey zaten o şeker ve tansiyon. Hani bir uçtan baktığımızda onu tedavi etmek için bu ameliyatlar yapılıyor. Dolayısıyla hani demirden korkan trene binmez derler ya. Neticede bizim bütün hastalarımız zaten bu şekildeler. Yani işte hipertansiyonu, diyabeti, işte kolesterol yüksekliği, kalp hastalığı olan hastalar. Bu hastalar arasında yapılan araştırmalar ve bizim tecrübelerimiz bunu gösteriyor ki bu ameliyatların yapılması kesinlikle çok emniyetli. Hani. Evet, Akül Hanım bir şeyler öğrenebildik mi, faydalanabildik mi? Aslında evet, çocuklarla beraber dinleseydiniz belki etkili olurdu ama. Evet, Songül Hanım, evet. Çünkü benim de ben sokağa çıkamıyorum. Eve bağımlı kaldım. O yüzden de olup kurtulmak istiyorum yani. Daha 63 yaşındayım. Çok da gençsiniz daha. Peki bir şey, iştah var mı? Songül Hanım, 2 aydır rejim yapıyorum ama kilo veremiyorum ki ben. Avuç ilaç içiyorum. Nasıl kilo vereyim? Ha, o da zararlı yani aslında. Evet, burada şu, zaten şöyle bir kısır döngü var. Kesinlikle
kilo verememeniz sizin kabahatiniz değil. Hı-hı. Çünkü obezite ilerledikçe işte hastamızda olduğu gibi bir bel fıtığı, diz kireçlenmeleri gibi sıkıntılar ortaya çıkararak hareketsizliği ortaya çıkarıyor. Hı hı. Şimdi hareket edemeyen bir insanın kilo vermesini beklemek tamamen hayalden ibaret. Hı hı. Bizim hani ne fark getiriyoruz diyet yap demekten? Ameliyatla beraber daha ilk etapta, daha tedavi tamamlanmadan böyle bir ay içinde mesela hastamızda 10-18 kilo kayıp yaşanır. Mesela böyle bir hasta için konuşmak gerekirse. Bununla beraber işte bele 18 kilo daha hafif yükleniyor. Hafif, dize tabii. Daha hafif. Çok daha rahat yürüyebilmeye başlıyor. Bütün hastalarımız şunu ifade ediyor zaten. Daha rahat yürüyebildiğimi, daha rahat nefes alabildiğimi hissediyorum diyorlar. Bir hastam mesela 4 yıl aradan sonra ilk defa merdiven çıktım demişti. Hani hep asansör bekliyor, hep şey yapıyor. Hani veya merdivenli ya, olan yerlere gitmiyor. Yani. Dolayısıyla hani bu noktada elimizde bir tedavi yöntemi var. Hı hı. Bunu da kullanmak gerekli diye düşünüyorum. Vallahi size kolaylıklar dileyelim. Çünkü aile de önemli. Ailenin rızasıyla beraber bu kararı alırsanız tabii ki daha iyi olur. Çünkü daha sonrasında suçlanacak kişiler o zaman daha farklı oluyor. Hocam biz dedik ameliyat olmasında böyle oldu, şöyle oldu ama artık günümüzün ameliyatıdır bu mide. Evet, aile rızası olmadan bunu yapmak, yani bu ameliyatı yapmak çok, bu ameliyat değil, hiçbir ameliyat yapmak aslında çok doğru bir davranış değil. Ama ben hani bu durumda şunu söylüyorum, kim karşı çıkıyorsa ameliyata lütfen onlarla beraber gidin görüşme, yani gizli saklı bir şey yok. En biz hani ikna olsun, evet, kaçak göçek bir tabii, şey yapmıyoruz tabii. Bilimin bize ne dediyse onu yapıyoruz. Peki. Dolayısıyla bizden dinlesinler, sonra karar versinler. Peki Akın Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Bir telefonumuz daha var, bekletmeyelim. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Müslime Hanım Kocaeli. Evet. Hoş geldiniz, buyurun evet. Efendim. Hoş bulduk Songül Hanım. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederim. Hamdolsun iyiyim. Sizler nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sizi anladık severek yani. İzliyorum her teşekkür gün. Teşekkür ederim. Güzel çok iyisiniz. Konulara parmak basıyorsunuz da hocama bir sorum olacaktı. Buyurun. Buyurun. Ya ben de 96 kiloyum. 1.58 boyundayım. Acaba obez miyim, onu öğrenmek istiyorum. Tabii şimdi onun bir hesaplaması var. 96 kilo 1.58 için normal bir kilo değil, obezite. Ama mesela az önceki hastamız gibi size kesinlikle ameliyat lazımdır diyemeyeceğim. Hani o çok daha ileri bir boyutlardaydı. Bu bir obezite. Evet. Hani morbid sınırlarda mı bir bakmam gerekiyor. Başka bir hastalığınız var mı işte az önceki hani şeker hocam, hastalığı, tansiyon var, hastalığı gibi? Var var, tansiyon hastalığı da var. İnsülin direncim var. Diyete falan gidiyorum da hiç kilo veremiyorum yani. İnsülin direnci versem zaten de 1-2 kilo onu tekrar geri alıyorum. Daha fazlasını. Evet. İnsülin direnci zaten sizin aslında kilo vermenize engel olabilir. İlaçlar kullanıyorum. İlaçlar da yan etki yapıyor hocam. Mide bulantısı yapıyor. Başka şeyler zaten. Ben midemden de ameliyatlıyım. 98 yılında ameliyat oldum midemden. Onun için acaba yani ameliyat olup bu kilolardan kurtulabilir miyim? Kesinlikle evet, ameliyat olup bu kilolardan kurtulabilirsiniz. Şimdi bu ameliyatı sadece insanları zayıflatmak için yapıyor değiliz. Burada kriter çok önemli. Yani sizin biz obeziteyi tedavi ettiğimizde çözülebilecek hastalıklarınız varsa ki var. Hani yüksek tansiyon hastalığınız obezite ameliyatlarından sonra %60-70'e varan oranlarda tamamen geçiyor. Böyle bir hastalığınız varsa işte o hastalığı tedavi etmek üzere yine bu ameliyatları yapıyoruz. Dolayısıyla sizin için de bu ameliyat mantıklı seçeneklerden biri gibi görünüyor. Diğer tedavilerin tükendiğini ifade ettiğiniz noktada yani diyet, egzersiz gibi ameliyattan fayda göreceğinize inanıyoruz. Yani hiçbir faydasını da görmüyorum. 2-3 kilo veriyorum, tekrar alıyorum onları. Yalnız değilsiniz. Sizin gibi tedavi ettiğimiz çok hastamız var. Yani tekrar alıyorum dediğim yemek yedikten sonra mı yoksa normal şekilde ne yaparsanız mı ben kilo alıyorum gibi mi? 2-3 evet, kilo. Evet Songül Hanım, zaten iştahım yok. Ben, hani beni tanıyanlar diyorlar ki sen bu kadar az diyorsun, bu kadar kilo niye? Bana da öyle diyorlar. Genelde daha zayıf olman gerekiyor diyorlar ama olabiliyor evet. Yani. Yani akrabalar olsun, kardeşlerim falan olsun. Abla biz senin gibi hep çöp gibi oluruz. Ama ben yani veremiyorum kilo. Peki hareket ediyor muyuz? Hani yürüyüş yapıyor muyuz? Ev içerisinde hareketli miyiz? Ev içinde hareketliyim de yürüyüş şöyle yapamıyorum. Dizlerimde sorun var. Kireçlenme var dizlerimde. Kıkırdak erimesi var. Onun için uzun yol falan yürüyemiyorum. İşte hocamın dediğine geliyor. O zaman zayıflamak zorundayız. Aynı ki bu hastalıklardan kurtulalım.
Evet hocam, yani nasıl bir bağlantı kurabilirim sizinle hocam? Hemen arkadaşlarımızdan telefonunu alın hocamın. Tabii. Instagram adresimiz var mı hocam? Var var, Instagram'da da var. Instagram'dan da Samet Yardımcı diye mi hocam? Telefon numarasını alırsa arkadaşlar ben de çıkışta ararım zaten. Hocamın telefonunu verin arkadaşlar. Tamam, teşekkür ediyoruz Müslüme Hanım. Hiçbir şey oturduğumuz yerde çözümünü bulamayacağımız için bilir kişilere başvurmak zorundayız. Kendiniz için. Bugün rahatım, iyiyim diyebilirsiniz ama 2 sene sonra, 3 sene sonra, 4 sene sonra aynı sıkıntıları yaşamamak için, hayatımızı kaliteli hale getirmek için ya önceden rejime, yediklerimize dikkat edeceğiz ya da böyle bir önlem alacağız. Tabii. Ama hocam mesela ameliyatı olduk. Ameliyat olduktan sonra bir hareket durumu olmak zorunda değil mi spor? Çünkü ondan sonra bir sarkma, bırakma. Kesinlikle. Vücutta her yeri. Şimdi biz ameliyatı olup da hastayı tamamen kendi haline bırakmıyoruz. Böyle bir şey yok. Hastalarımızla adeta arkadaş, akraba gibi oluyoruz bu sürecin sonunda. Akraba gibi oluyoruz. Çünkü hocam. Bizim... Tamam, devam edelim. Daha sonrasında da acaba ameliyat olduktan sonra tekrar kilo alıyor muyuz diyeceğim. Böyle şeyler varmış. Hocamız burada. Ayrılmayın. Evet, Beyaz Tüy Veganlarından tekrar merhaba diyoruz. Doçent Doktor Samet Yardımcı yanımızda. Dedik ki ameliyat olduktan sonra yeniden kilo alabilir miyiz? Almazsak da spor şart mı? Şimdi bu ameliyat olduktan sonra ideal kilolara inip daha sonra tekrar kilo alma riski her zaman için mevcut. Bunun standart oranını %10-15 olarak veriyor. Yani hastanın %85'inde böyle bir şey yok. Ama %10-15'i işin açıkçası kontrollere gelmediği için, belki bazı eksiklikleri olduğu için, belki fazla miktarda kaçamak yaptığı için. Belki tekrar spor sus hayata döndüğü için. Ya da zayıfladım, çok rahatım, biraz istediğim gibi takılabilirim gibi. Tekrar kilo alma problemiyle yüz yüze kalıyorlar. Aslında bu hastaları kilo verdirmek ilk seferi kadar zor değil. Yani diyetle egzersiz daha başarılı bu tekrar kilo alan hastalarda. Zaten mide küçük olduğu için ama düşük bir yüzde, yani %1-2 diyebileceğim bir kısımda bir daha ameliyat bile gerekebiliyor. Dolayısıyla bir kere sağlığına kavuştuğu zaman insanın bunun kıymetini bilmesini öneriyoruz ve daha kurallara uygun davranmasını öneriyoruz diyebilirim. Peki yani. Hocam çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Samet Yardımcı bizlerle beraberdi. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar bekliyoruz. Ayaklarınızı sağlık.